Evet arkadaşlar, buraya geldik. İkinci sıradayız. İkinci sıranın şu köşesine geldikten sonra burada bir zemin oluşturmamız lazım. Üst sıraya geçmemiz için. Çünkü hep buradan başlıyoruz eklemeye. Nasıl şuradan başladıysak. Bunu da şimdi bu şu yarımları da köşeleri de tamamlayarak şuraya kadar gelelim öncelikle. Buraya bir köşe yapıyoruz. Köşemizi yaptık. Bir zincir çekip hemen diğer boşluğumuza 3 tane trabzanlarımızı yapıyoruz. Şu yarımlar köşe oluyor. Bunları da tamamlayacağız şimdi arkadaşlar. Bakın, köşemizi tamamladık. Şuradan iki zincir çekip köşeye sabitledik. Tekrar iki zincir çekiyoruz. Burada köşemizi tekrar tamamlıyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim, daha iyi anlarsınız. Bir zincir çekiyoruz. Boşlukları da dolduralım 3 tane. Aralarda tek zincir. Şimdi diğer köşemizi yapacağız şuraya. Tamamlayacağız. 3 kere de çıkartalım. 2 zincir çekelim. Bu boşluğa bağlayalım. Ve devam edelim. Şu şekilde olacak. Bakın arkadaşlar, yani motifimizi tamamlayarak şu köşeye kadar gelmemiz lazım. Her zaman bu köşeden itibaren birleştirerek gidiyoruz. Sonra bu üst tarafını tekrar bu zeminimizi oluşturarak, yani motifimizi tamamlayarak şuraya geleceğiz. Tekrar birleştireceğiz. Farz edin ki siz 2 sıra değil de 3 sıra yapmak istiyorsunuz. Yine aynı şekilde. Yani ekleme sıramız bu. Şuraya gelelim, yine üst sıraya geçerken göstereceğim size. Evet arkadaşlar, bakın tamamlayarak motifimizi şuraya geldik. Köşenin yarısını oluşturduk yine. Şurada nasıl yapmıştık? Şöyle ters çeviriyoruz. İki zincir çekip ve bir üst sıraya, yani üçüncü sıramıza geçtik. Herhangi bir yerinden yüzü bize bakıyor yine. Yarım köşeyi yapıyoruz. Şöyle. Sonra bir zincir çekip hemen burada şuraya sabitledik. Karşılıklı. Yani arkadaşlar, şöyle de anlatayım. Böyle olduğuna hiç bakmayın. Şöyle elinizle de düzeltebilirsiniz. Hafif ütüyle de düzeltebilirsiniz. Kolay değil. Yuvarlak motifi kareye çevirdik. Bakın şöyle. Burada nasıl şu ikinci sıraya gittiysek arkadaşlar, bunu da buraya aynı şekilde böyle aralardan yukarıya doğru çıkarak şu köşeye kadar geliyoruz. Şuradaki köşeye, nasıl şurada demin geldik. Geldikten sonra dümdüz yine zeminimizi, yani motiflerimizi bitiriyoruz şu köşede. Sonra bunu göstereceğim. Bu omuzlardaki tek motifleri göstereceğim. Aynı bu ikinci sırada hangi işlemi yaptıysak aynısını buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızı da ekledim ve bu köşemize geldik. Nasıl bu köşeden
Buraya şu üst zeminimizi de oluşturduk. Şuraya kadar geldik. Şimdi bu sıramızı da buraya kadar tamamlayacağız. Dediğim gibi hep buradan eklemeye başladığımız için ip koparmadan bu sıramızı da şurada yaptığımız işlemin aynısını buraya kadar gelelim. Bu köşelerimizi burada oluşturacağız yaparken zaten. Şurada yaptığımız işlemi bunda da tekrarlayalım. Arkadaşlar buraya kadar geleceğiz demiştim ama şunları eklemeyi şimdi unuttum, aklıma geldi. Şimdi ilk şu motifimizi tamamladık, şuraya kadar geldik. Buraya kadar gelmeden önce bu motifimizi önce buraya ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Önce bu motifimizi buraya ekleyeceğiz. Sonra burayı yapıp şuraya geleceğiz. Sonra bu motifimizi ekleyeceğiz. Şimdi şu yaptıktan sonra şuraya kadar geldik değil mi arkadaşlar? Yani şurada da göstereyim. Bu omuzdaki motiflerimiz. Şöyle göstereyim. Önce bunu ekleyeceğiz. Sonra burayı tamamlayıp sonra diğer motifimizi ekleyeceğiz. Şimdi burada şu motifimizin şuraya kadar geldik. Burayı tamamlamayacağız önce. Bu köşeye geldik. Şöyle çevireyim kendime. İki tane zincir çekiyoruz. Bu motifimizi aldık. Yine yüzü bize bakacak. Düz tarafı bize bakacak. Köşeyi yapıyoruz. Yani üç tane. Şu şekilde uzatarak yaptık. Bir zincir çekip yani bu motifimizi buraya ekleyeceğiz. Biraz. Evet. Bir zincir çektik. Diğer boşluğa hemen şu şekilde ekliyoruz. Hemen karşılıklı diğer tarafa da yaptık. Son boşluğumuzda yaptık. Şöyle göstereyim. Yine kafanız karışmasın. Şu şekilde. Evet. Şimdi köşeyi yapacağız tekrar. Üç tane yapıp köşemizi iki zincir çekiyoruz. Diğer köşeyle birleştirdik. Tekrar iki zincir çekip döndük. Aynı şurada köşemizi tamamlayalım. Yukarı doğru çıkıyoruz şimdi. Şuraya kadar geleceğiz. Sonra böyle yapıp şöyle. Şimdi başlangıçta ne demiştik arkadaşlar? Ben diğer şeyimizi de hazırlamıştım, değil mi? Şu şekilde. Yani mantık şu. Şuradan böyle bu motifi yaparak geldim. Buraya geldim. Şuraya geldik. Buradan sonra şu motifimizi, üst motifimizi buradan ekliyoruz ve bütün çevresini giderek burayı tamamlayarak şurada başlangıç noktamızda bitireceğiz bir parçamızı. Şimdi ikinci parçamızı yaparken arkadaşlar buna birleştireceğiz. Şu omuzları birleştirmemiz lazım.
O yüzden dilerseniz hiç kafanız karıştırmayalım. Aynısını iki parça yapıp sonra da birleştirebiliriz. Ama ben istedim ki şurayı da görün bunu yaptıktan sonra. Şimdi şu yukarıya kadar, şuraya kadar gelelim. Bakın 3 taneden sonra burada köşemizi oluşturdum ve şuraya geleceğim şimdi. Zaten bilen arkadaşlar birleştirirken de öbür diğer tarafını birleştirir. Ben hiç başlamamış ya da ilk defa birleştirmeyi bilenler için daha basit anlatmak istedim. Bunu bitirdikten sonra iki parçayı birlikte birleştiririz. İsteyen bu omuzu birleştirerek de gidebilir. Bakın köşeye geldik. Köşemizi tamamlayalım. 4 zincir çekip aynı yerde. Şu şekilde. Şimdi şuraya kadar gelelim. Şöyle. Bu köşeyi de birleştirdikten sonra köşeleri oluşturarak şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi köşe yapalım tekrar buraya. Köşemizi tamamlayalım. İki zincir çekiyoruz. Hemen tam hepsinin birleştiği noktaya ilmeksiz sabitledik ve iki zincir çekip şöyle gösteriyorum. Hemen bu motifimizin köşesini tamamlayalım. Ve direkt dümdüz gidiyoruz. Diğer köşeye kadar. Göstereceğim şimdi tekrar size. Şöyle. Şuraya kadar gelelim. Alt sırada yaptığımız gibi bu motifimizde yani omuzumuzda birleştirmiş olduk. İşte dileyen arkadaşlar, bilenler bunu buraya hemen takabilir. Şu şekilde olacak çünkü arkadaşlar. Şöyle denk gelecek. Şimdi şuraya kadar gelelim. Evet, buraya geldik. 3 taneden sonra yarım köşemizi de yaptık. Aşağıda olduğu gibi. Şimdi bu motifimizi buraya ekleyeceğiz. Yukarı çıkıp böyle geleceğiz. Şimdi göstereceğim nasıl yaptığımızı tekrar. Aldık. Yine yüzü bize bakıyor. Üç tane köşemizi yaptık. Bir zincir çekip karşılıklı eklemeye başladık. Bunları biraz hızlı geçiyorum. Nasılsa aşağı taraflarda gösterdim arkadaşlar. Nasıl ekleneceğini zaten anladınız. Hemen bakın şöyle göstereyim. Köşeyi ekleyelim önce şu köşeye. İki zincir çektik ve bu köşemizi tamamlayarak devam ediyoruz. Üç tane trabzanlarımızı yaptık. Aralar tek zincir. Üç tane yaptıktan sonra köşeye geldik yine. Bir, iki, üç tane yaptık. Şimdi köşeye yapıyoruz. Şu köşeyi yaptık. Ve 4 tane zincir çekip
aynı yere köşemizi tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim tekrar. Bir zincir çekiyoruz. Diğer köşeye geleceğiz şimdi. Şimdi köşemize geldik. Uzatarak köşemizi yaptık. 3 tane. 4 zincir çekip köşemizi de tamamlayalım. Ve bu şekilde nasıl bu yarımlarımızı tamamladık? Bu yarımları da tamamlayarak arkadaşlar ilk başlangıç yerimize geleceğiz. Bütün ırkalarda da ip kopartmadan birleştirmelerimiz bu şekilde oluyor. Şimdi böyle biraz şu köşeye kadar göstereceğim. Diğerini de zaten siz yaparsınız. Videomuzda çok uzun olmaması için. Üç tane yaptık ve şu yarım köşemizi tamamlayacağız şimdi. Aynı yere batıyoruz. 3 tane uzun köşemizi yaptık. 2 zincir çekip tam şunun ortasına sabitledik. 2 zincir çekip diğer köşemizi yaptık. Yani motiflerimizi tamamlayarak gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Normal 3 taneye döndük. Şöyle göstereyim. Köşelerimizi tamamlayarak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Bu şekilde. Burada yine göstermek istedim. Buraları tamamladık, geldik. Şurada arkadaşlar 1 2 3 yapıp buraya köşemizi yine yapıyoruz. Aynı yere batacağız. Şöyle göstereyim hemen. Burada köşemizi oluşturmuş olduk. Sonra devam ediyoruz diğerlerine. Şu şekilde. Yani şurada da göstereyim. Bakın. Şöyle. Şimdi şuraya kadar gelelim, sona kadar. İpimizi kırmayalım. Köşeye geldik arkadaşlar. Şimdi bu köşede son bitim yerimizde bir zincir çektik. İlmeğimizi aldık. Hemen bu ilk başlangıç yerimize hepsini birden çekerek burada bir köşe oluşturmuş olduk. Bir zincir çektik. İpimizi kırmıyoruz. Çünkü diğer tarafını birleştireceğiz ipimizi de kırmadan. Şimdi pardon. Bundan iki tane örüyoruz arkadaşlar. Bunu kıracaksınız. Bunun aynısından tekrar yaptığınızda ikinci de ipinizi kırmayıp diğer yaptığınızı, mesela şurası ters tarafı, bunun da düz tarafı, iki ters taraf içe gelecek şekilde şu şekilde tuttunuz. Şöyle göstereyim. Bunu diğer tarafa birleştireceğiz. Ne kadar mı? Onu da göstereyim. Şimdi şurada bir kol oyuntusu bırakacağız arkadaşlar. Şu bir tanesi zaten kalacak kol için. Şu 1 ile 2'yi yani şuraya kadar ekleyeceğiz. Şurası da kol evimiz olacak. Şuraya kadar nasıl ekleneceğini göstereceğim ben şimdi sizlere. Burada bitirdik. Şu hemen karşılıklı diğer tarafın köşesine battık. Bir zincir çektik. İlmek aldık. Bu boşluğa normal trabzan örüyoruz.
3 tane. Bir zincir çektik. Hemen diğer boşluğuna ekledik. Bakın. Buraya yani bir tarafa örmüş oluyoruz. Bir tarafa 3 tane trabzan örüyoruz. Bir zincir çekip diğer karşı tarafın boşluğuna sabitledik. Üç zincir çektik. Diğer boşluğun karşısına ekledik. Yani nasıl olmuş oldu arkadaşlar? Şu şekilde ekleyerek gidiyoruz. Nasıl şu motiflerimizi eklemiştik? Bu şekilde ekleyerek şuraya kadar geleceğiz. Gösteriyorum tekrar. Bunu aslında ben bu bluzu komple hiç ip kopartmadan yapmıştım ama ilk yapanlar için, bilenler zaten öyle yapacaktır. İlk yapanlar için daha kolay gösterim olsun diye iki parçadan yapmış oldum. Zincir çektik ve buraya sadece tek tarafa örüyoruz. Bir zincir çekip diğer tarafa da birleştiriyoruz. Bir zincir çektik. Bu tarafa geldik. Şimdi burası arkadaşlar köşe. Burasını köşeler, şu köşeler denk geldi değil mi? Şimdi bir zincir çektik. Bu köşenin bir tanesini yaptık. Bunun da ilk boşluğuna 3 tanesini örüyoruz. Tekrar bir zincir çekip bu sefer köşenin diğer şunu tarafına sabitledik. İlmeğimizi aldık ve bunun da şu diğer boşluğuna örüyoruz. Ve hiçbir ilmek kaymamız olmamış oluyor. Tekrar bir zincir çekip devam ediyoruz. Yani köşeyi göstereceğim size nasıl yapmış olduğumuzu. Bakın arkadaşlar, şu şekilde. Yani ilmeklerimiz, motiflerimiz hiç kaymamış oldu. Tekrar karşılıklı ekleyerek gidelim yukarıya doğru. Şimdi yine aynı şekilde köşeye geldik. Yani iki motifin köşe denk gelen yerindeyiz yine. Şunu da yaptıktan sonra. Evet. Şimdi karşı taraftaki yine aynı oradaki işlemi buraya da yapıyoruz. Ekledik ve bunun da boşluğuna, ilk boşluğa bir zincir çekip diğer köşenin şu boşluğuna ekliyoruz. Bunun da bu boşluğuna. Bir zincir çekip devam ediyoruz tekrar. Göstereceğim yine. Bakın motiflerimiz hiç kaymadan birleşmiş oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok da belli değil. Şimdi burada yine bir zincir çekip karşılıklı ekleyerek bakın arkadaşlar, beden büyütmek istiyorsanız bu yan taraflardan da bu şekilde büyütebilirsiniz. Bir de onu söylemiş olayım. Bu mesela 36-38 beden ya arkadaşlar. Bu 28 motiften çıkıyor. Mesela bu kısalıkta falan istiyorsanız öncelikle bu motiflerimizi nasıl 3 tane yaptık, köşeler oluşturduk ya, birer bir sıra zeminin renginden gidin, bir sıra gittikten sonra yine böyle ekleyin aynı şekilde ve bu bluzumuz bir iki beden daha büyümüş oluyor. Yani demek istediğim şu, şunun gibi şu motifin köşelerini yaparak
köşe oluşturarak motifi tamamlarsınız ve ikinciye aynı zeminle giderseniz bluzumuz bir tık daha büyümüş oluyor. Beden olarak. Şimdi son iki tane kaldı. Nasıl mı? Kolevimizi bırakacağız. 1, 2, 3. Üçüncü motifimizin şurada iki tane köşeyle yanındaki kalarak bunu karşıya sabitliyoruz. Ve ipimizi burada kırdık. Burada bir kolevi oluşturmuş olduk. Bakın arkadaşlar. Çünkü bir motif bize denk gelmeyecek. Yani küçük olacağı için burada biraz daha diğer motiften almış olduk ve kolevimiz hazır. Şimdi bir diğer tarafa geçeceğiz. Aynı şekilde ipimizi bir zincir atarak alttaki ilk başlangıç yerimizdeki alttaki bluza tam köşesine bunu sabitleyelim önce. Bu ipleri ben sonra kaybedeceğim arkadaşlar. İki zincir çekip diğer boşluğa önce bunu bir köşeye sabitledim. Diğer başlangıç yerinde yaptığımız gibi şurada. Sonra ilmeğimizi aldık. Şu boşluğa 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Zincirle birlikte 3 tane oldu. Bir tane zincir çekip hemen şu yandaki boşluğa diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu tarafa da ekleyerek ipimizi alalım. Karşılıklı ekleyerek yukarıya doğru devam edelim. Bakın karşılıklı ekledim. Şu şekilde. Hiçbir farklılık yok. Diğer tarafın aynısı olacak. Burada da yukarıya gelene kadar şurada nasıl kolevimizi kalacak? 1, 2, 3. motifimizin şu köşe ile yanındakine gelene kadar yani şuraya kadar ekleyelim. Buraya ekledikten sonra ipimizi burada kıracağız. Evet arkadaşlar, dediğim yere geldik. Kolevini burada bırakıyoruz yine. Şurada nasıl bir köşe bir de yanındaki boşluğu bırakıp bu sonuncuyu da karşısına ekleyip bir saniye, burada bir boşluk oluşturmuşum. Tamam. Ve bu ipimizi de burada kırıyoruz. Birleştirme işlemimiz yanlar bu kadar. Şimdi omuzlara gelelim arkadaşlar. Omuzları nasıl birleştirelim? Dilerseniz öyle birleştirebilirsiniz. Bakın hem de koleviniz biraz genişlemiş olacak bu birleştirmeyle. Dilerseniz dediğim gibi örerken de yapabiliyorsanız örerken de birleştirebilirsiniz. Ben iki parça elimde olup ekranı fazla doldurmamak için orasını gösteremedim. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunu sabitledik değil mi arkadaşlar? Direkt karşıya iki zincir çektim. Direkt karşıya iki zincir çektim. Direkt karşıya iki zincir çektim. Direkt bu tarafa iki zincir çekiyorum. Diğer boşluğa iki zincirle karşılıklı iki zincir çekerek bir o taraftan bir bu taraftan boşluklara bakın şu şekilde birleştirdim omuzlarımızı. Köşeye geldik, iki zincir çektim ve diğer köşeye geldim. Bunu burada kopartacağım. Bakın kolevimiz hazır. Omuzlarda dikilmiş oldu. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. İsterseniz buradaki yaptığımız işlemi buraya da uygulayabilirsiniz. Bu biraz daha böyle otantik bir bluz olduğu için ben bu şekilde uygun görüp bu şekilde yaptım. Şimdi bunu da buradan kestik.
Bir diğer tarafına geçiyoruz, diğer omuzuna. Yine ipimizi bir zincir çekerek sabitleyelim. Bu köşeden diğer köşeye iki zincir çektim. İlmek almadan sabitledim. İki zincir çekip önce bu boşluğa yaptım. Sonra diğer boşluğuna. Sonra karşılıklı yine aralarda iki zincir çekerek karşılıklı şu şekilde birleştirelim. Bakın. Dilerseniz bu tarafta diğer birleştirmeyi göstereyim. Hem ikisi de fikrinizde olsun. Öyle yapalım. Bir saniye. Şimdi bunu sabitledik değil mi arkadaşlar? İki zincir çekiyoruz burada. Diğer karşıdaki köşeye bağladık. Değil mi? İlmeğimizi aldık. Bu köşenin içine trabzan yapalım. İki tane bir zincir çektik. Şuraya bağlıyoruz. Boşluğa bir zincir çekip diğer bu taraftaki boşluğa 3 tane trabzan örelim. Bir zincir çekip karşılıklı bir zincir çekelim diğer bu tarafa. Bir zincir çekip diğer karşı tarafa. Yani aynı şu yan tarafları yapmış olduğumuz gibi bu omuzu da böyle göstermiş olalım. Dediğim gibi hangi tarafa, pardon, yanlış eklemişiz arkadaşlar. Bir saniye. Şurası olacaktı. Diğer köşeye eklemişim. Arada böyle video çekerken oluyor. Kusuruma bakmayın. Tekrar göstereceğim şimdi size. Bir zincir çektik. Bu köşemizi aldık değil mi? Bir tane köşemizi. İki tane zincir çekip hemen karşı tarafın köşesine bunu sabitledik. Bir zincir çekip ilmeğimizi aldık. Bu boşluğa trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane zincirle birlikte 3 tane oldu. Bir zincir çekiyoruz. Şurada değil tabii ki. Şuradaki boşluğa bir zincir çekerek karşı tarafa geldik yine. Bir zincir çekip diğer boşluğa bu tarafta trabzan. Bir zincir çekip karşı boşluğa tekrar. Karşı tarafa geliyoruz. Burada da 3 tane trabzanımızı yapıp karşı tarafa bir tane başlayıp, evet, bu şekilde şu köşemizi de tamamlayalım. Bakın arkadaşlar, birleştirmemiz de bu şekilde. Birisi böyle, birisi böyle. Hangisini dilerseniz ondan yapabilirsiniz. İster zincirli, ister bu şekilde trabzanla birleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim kollarımıza. Ben bu ipleri tabii ki kaybedeceğim daha sonra. Şimdilik şurada kalsınlar. Sizler de temizlersiniz arkadaşlar. Arka taraftan yürütürsünüz, olur, biter. Şimdi kollara geldik. Şimdi burası kol evimiz değil mi arkadaşlar? Şurada önce bir göstereyim sizlere. Bakın burada da nasıl yapmışız. Bakın arkadaşlar, benim biraz bir hafif ütü bastığınız zaman düz düzgün oluyor. Aynı şekilde ördüm çünkü bunu da. Şimdi burada
Bakın iki tane şurada o koldan girmiştik değil mi? Bakın biraz geniş dursun diye. Şimdi bu çevresini yani 5 sıra trabzan yapacağız. Neresini? Şu çevreyi. 5 sıra trabzan yapacağız dümdüz. İlk sıramızı göstereceğim ben size. İpimizi taktık buraya. Başlangıç yeri her zaman koltuk altında olsun ki birleştirme yerlerimiz orada gizli kalsın arkadaşlar. 3 tane zincir çekip her bir trabzanın tepesine ve aradaki şu boşluklar dahil birer tane trabzan yapıyoruz. Her bir boşluğa trabzan yaparak burada arkadaşlar bu boşlukları iki tane yapıyoruz. Bir tane orta tepesine yapıyoruz. Diğer boşluğa tekrar iki tane. Sonra trabzanların üst kısmına yaparak gidiyoruz. Aralardaki boşluklara da bir tane. Şu şekilde tüm çevresini şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Tüm çevresine şu şekilde dümdüz trabzan yaptık. Gösterdiğim gibi her bir ilmeğe ve şu aradaki yaptığımız yer var değil mi arkadaşlar? Buna da herhangi bir yerinden 2 3 tane trabzan ortalarına yapabilirsiniz ve başlangıç noktadaki trabzana bunu ilmeksiz birleştirdik. Ve buradan 1, 2, 3 zincir çekip tekrar şöyle göstereyim. Tüm trabzanların tepesine yani hiçbir şey atlamadan her sırasına yine trabzanımızı yapıp bu şekilde birleştirerek böyle geleceğiz. Burada yine aynı şekilde birleştireceğiz. Ve 5 sıra trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Şöyle dümdüz. Buraları birleştirerek. Fakat benim bunu örerken bu yaptığım kişi oradaki mesela bunu istediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. 5 sırada sabitlemeyebilirsiniz. Daha kısa yapabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. Sonra modele geçeceğiz. 5 sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Burada ikinci sırada da yine size göstermek istedim bu birleşme yerini arkadaşlar. Yanlışlık yapıp şey yapmayın. İlmek aldım. Son trabzanı yaptıktan sonra hemen bunun tepesine ilmeksiz sabitliyoruz. Sonra burada 1, 2, 3 zincir çekip aynı noktaya trabzanlarımızı yaparak geçiyoruz. Bakın hiç belli bile değil. Böyle 5 sıra yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 sıra oldu benimkisi. Ben şimdi 3 sırada tamamlayacağım. Çünkü bunu yaptığım kişi burada çok fazla şey istemedi. Siz 5 sıraya tamamlayabilirsiniz bunu. Yani bu kazakta olduğu gibi şurayı 5 sıradan sonra model koyacağız. Ben de hem de video uzamasın diye de şimdi size bu ipimi kırıp modele nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Şimdi ipimizi alalım. Sarı renk. Şimdi bunu da içeriden bir ben bir şöyle kaybedeyim. Sonra onları ben halledeceğim. Yine bu hemen koltuk altımızın şu kısmından başlayacağız. Yine bir zincir çekiyorum. Koltuk altımızdan burasını bırakıyoruz. Hemen şuraya koltuk altı kaymasın yani birleştirme yerimiz diye. Şöyle göstereyim. Hemen alt sıradan ipimi sabitledim. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şu alttaki ile birlikte. İlmeğimizi aldık.
Hemen yandaki trabzanın tepesine trabzan yaptık. Yanına bir tane daha yapıyoruz. Üç tane oldu. Üç tane trabzan, bir zincir. Bir boşluk bırakıyoruz diğerine. Bir, iki, üç. Bir zincir çekip bir boşluk bırakıp diğerine. Bir zincir çekip bir boşluk bırakıp diğerine. Bu şekilde bir boşluk bırakarak tüm çevreyi şuraya kadar, yani şu sona kadar gelelim arkadaşlar. Şu şekilde. Aynı gösterdiğim gibi buraya kadar geliyoruz. Evet, sona kadar geldim. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi şurada iki tane oldu ama hiç önemli değil. Bir zincir çektim. Diğer şu zincir çektiğimiz yere bunu sabitledim. İçeriden kaydırdık. Bir, iki, üç zincir çekip ikinci sıraya geçiyoruz. Aynı üç tane trabzanın üstüne yine üç tane trabzan. Arada bir zincir, yine hepsinin üstüne birer tane trabzan. Aynı şekilde ikinci sıraya da yapacağız. Burada başlangıçta böyle sonra modelimizi kuruyoruz. Yine bu sıramızı da, ikinci sıramızı da bu şekilde aralarda bir zincir çekerek trabzanların tepesine 3 tane şöyle şu şekilde yapacağız. Sona kadar gelelim yine arkadaşlar. Hava karardığı için ışığı da yaktım arkadaşlar. Şimdi buraya geldik, sona. Bunu bir tane zincir çekince diğer ilk başlangıçtaki zincir yerimize ilmeksiz bu ipimizi sabitledik ve bir zincir çekip bu rengimizi artık kestik. Şöyle. Şimdi şurada da göstereyim, hem görün hem de ne yaptığımızı anlayalım. Şimdi iki sırayı yaptık. Şimdi turuncuya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer rengimize geldik. Yine aynı başlangıç noktamızdan ipi kestiğimiz yerden yapıyoruz yine arkadaşlar. Ya da şuradan yapalım bir saniye. İpimizi aynı yere denk gelmesin. İpimizi taktık. Şu ilk 3 tane trabzanımız var. 1, 2, 3'üncüye bunu sabitledik. Şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Şimdi püf noktalar burada arkadaşlar. Asıl model burada başlıyor. İlmeğimizi aldık ve şu hemen alt, ilk boşluk değil, ikinci boşluğa tığımızı geçirdik ve biraz gevşek bırakarak şu şekilde burayı sıkmasın diye şöyle düzeltelim. Bir, iki kere de çıktık. İlmeğimizi aldık. Bu sefer hemen diğer sarının ilk başlangıçtakine trabzan yaptık. Burada bir zincir çekiyoruz. Bir milüstü aldık. Buraya bir trabzan yapıyoruz. İlk başlangıçta başladığımız gibi. Sonra ilmeğimizi aldık. Yine bu boşluk değil. Şu alttaki boşluğa şu şekilde uzatarak biraz trabzan yaptık. İlmeğimizi aldık. Bu sefer hemen yanındaki boşluğa trabzan yaptık. Yani şu boşluğun yanındaki ve şu yanındakilere birer trabzan, bir de ortadakine trabzan yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Hemen şu
1, 2, 3'üncüye başlangıç yerine bir trabzan. İlmek aldık. Alttaki boşluğa trabzan uzatarak yapıyoruz biraz. Şurası pot olmasın diye arkadaşlar. İlmek aldık. Hemen ilk sıradaki yerimize. Bir zincir çekiyoruz. Bu sıramızı bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Buraya kadar anlamışızdır inşallah. Çünkü zaten gösteriyor modelde. Bunu yapıyoruz. Alt boşluğa, sonra diğerine trabzan. Bir zincir araya. Karışık gibi geliyor ama aslında çok basit arkadaşlar. Yaptıkça zaten göreceksiniz. Bu şekilde şuraya kadar gelelim yine sona kadar. Sona geldik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir zincirimizi çektik. İlmeğimizi aldık. Şu son trabzanımızı yapıyoruz. İlmek aldık. Şu deliği alttakine uzattık trabzanımızı. İlmek aldık. İlk başlangıç yerimize de son modelimizi yapıyoruz. Bir zincir çekip ilk başlangıç zincirimize bunu sabitledik. Bu kadar. Bu sıra bu kadar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip ipi kırmıyoruz. Her renk 2 sıra. Yani şurada olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi püf noktanın bir tanesini daha söyleyeceğim. Her renk 2 sıra. Şimdi burada her bir boşluğa trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Her bir trabzanın tepesine, yani üçlü üçlü şu üç tanenin tepesine aralarda bir zincir. Bakın şu şekilde. Trabzanlarımızı yaparak gidiyoruz. Bir zincir çektik. Hemen buraya. Evet, bu sıramızda bu şekilde sona kadar gelelim. Sona geldik yine arkadaşlar. Bir zincir çekip ilk başlangıç zincirimizin olduğu yere ipi sabitledik ve bu rengimizi de kestik. Dediğim gibi her renk 2 sıra. Şimdi şu koltuk altına gelen yeri de hiç unutmayalım arkadaşlar. Bir de şu var. Neyse, bir model daha yapalım, ondan sonra göstereceğim. Şimdi diğer ipimize geçiyoruz. Bir zincir attık. Başlangıç yerimiz burası, değil mi? Hemen şuraya bakın. İpimizi taktık. 3 zincir çektik. Bağladığımızla birlikte 3. İlmeğimizi aldık. Bir değil, ikinciye trabzan yaptık. İlmek aldık. Hemen diğer başına şu şekilde, şu ipleri ben kaybedeceğim. Aynı altta yaptığımız şekilde. Yani hangi boşluğu görürseniz görün, hem boşluğun alta bir de boşluğun yan taraflarına yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir zincir çektik. Hemen şuraya ilmeği aldık, alt boşluğa ilmek alıyoruz, hemen yanındakine trabzanımızı, bir alt tarafta yaptığımız gibi şu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz. Ekran parladı biraz fakat ışığı kapatırsam havada karardı arkadaşlar, kusura bakmayın.
Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Buraya yapmıştık, bu sefer buraya. Yani her boşluk böyle şunun gibi göstereyim. Şunun gibi. Burada, burada, burada. O şekilde kayarak gidecek. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunun da aynısını, bunu gittik şu sırasını. Neyse şuraya gelelim. Tekrar göstereceğim üst sırasını. Model bundan ibaret. Ekran biraz parladığı için ışığı da kapattım arkadaşlar. Şimdi sona geldik. Değil mi? Şimdi burada bir zincir çekip ilk başlangıç yerimize bu ipimizi de sabitledik. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip şurada yaptığımız işlemi hepsinin üstüne, yani şuna 3 tane şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane trabzan, araya bir zincir, her modelin üstünü bir alt sırada yaptığımız gibi bu şekilde aralarda bir sıra. Önemli olan başlangıç yerimizi kaybetmeyelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yine sona kadar gelelim. Şu başlangıç yerimize kadar şöyle tutunca hep burada olsun birleştirme yerimiz. Bu başlangıç yeri şuraya geldikten sonra size artırma işlemi nasıl yapılacak onu göstereceğim. Çünkü bu kol İspanyol bir kol. Bakın artarak gidiyor. Şu şekilde. Şimdi ilk artırmayı göstereceğim size buradan. İki tane de şu arada, bir de şu arada, iki yerde de aynı şekilde işlemde gösterdiğim gibi artırmaları yaparsanız, yani bir şu noktada, bir şu noktada, bir şu noktada artırma işlemini yaparsınız. Şimdi bunun sona kadar gelelim, artırmayı hemen orada göstereceğim size. Şimdi bu sona geldik arkadaşlar. Burada bir artırma yapacağız, değil mi? Artırma yapacağımız yerde bakın bu model böyle. Şu şekilde olduğu zaman şu boşluk var. Burada bir zincir çektik. Bu 3 taneyi yaptık, değil mi? İlmeğimizi aldık. Şu boşluğa, yani şuraya, başlangıç yerimizin hemen dibindeki boşluğa 1, 2, 3 tane trabzan yaptık. Yani şunu devam ettirmiş olduk. Bir model yapmış olduk burada. Şu şekilde bir zincir çekip diğer başlangıç yerimize bunu kilitledik arkadaşlar. Burada bir artırmamız oldu. Yani şu modelden bir tane burada artma oldu. Diğer yerlerde de artış şeklinde bu şekilde yapacaksınız. Bunu istediğiniz yerlerde genişliğine bakarak zaten göz kararı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kestik. Şimdi bunun yanına nasıl yapacağız derseniz onu da göstereceğim şimdi sizlere. Bakın şu şekilde bir model artmış oldu. Şimdi bir püf noktamız da şu. Biraz dar şu şekilde şuraya kadar, mesela şu 2-3 iki parmak daha falan ördükten sonra tığımızı değiştiriyoruz arkadaşlar. Tığımızı 3,5'a geçiriyoruz. Yani volanlı olacak ya İspanyol kolumuz, daha gevşek olsun diye, veya şimdi de başlayabiliriz. İstediğiniz yerden de başlayabilirsiniz. Ben şuradan itibaren başlamıştım. 3,5 numara, 3,5 no tığ ile öreceksiniz aşağıya kadar. Çünkü bu kolun özelliği burada. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi diğer ipimize geçtim. Tığımızı da değiştirdim. 3,5 no tığa geçtim arkadaşlar. Şimdi yine başlangıç yerimiz şöyle tutalım. Şurası. Diğer rengimize geldik. Yine burada bir zincir çekiyoruz. Bakın. Şurası başlangıç yerimizdi. Şunun hemen dibinden nasıl yapıyorduk? Hemen şuradan ipimizi buraya bir sabitledim. Şu arttırdığımız yer. Sonra 1, 2, 3 zincir çekeceğiz. Bu
dibiyle birlikte 3 oldu. İlmek aldık. Buradan şu şekilde modeli bu araya kurdum. Çünkü burada artırma yaptığımız için bir buraya, bir de şu boşlukta döndüğümüz zaman şuraya kuracağız arkadaşlar. Yani burada artma işlemini modele çevirdik. Bir zincir çekiyorum. Biraz bol örersek daha hoş, daha güzel durur. Modeli anladık zaten arkadaşlar. Modeli de kaçırmadan kurarsak hiçbir problem olmayacak. Bakın. Şimdi şuraya kadar geleceğim. Burada da nasıl yapacağımızı, bu artma işleminin kenarından da göstereceğim. Sonra siz artma yerlerinde nasıl yapılacağını anlamış olacaksınız. Tığımı da büyüttükten sonra biraz daha bol olacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi sona kadar gelelim. Sona geldik. İlk artırdığımız yer şurasıydı değil mi arkadaşlar? Şu boşluğa 3 tane yapıp artırma yerimizi yapmıştık. Şimdi burada ilmeğimizi aldık. Şuraya bir tane trabzan yapıyoruz. İlmek aldık. Hemen şu boşluğa, yani bunu devam ettirebilmek için bu 3 tanenin etrafında model oluşturabilmek için trabzanımızı da yaptık. Bir artırmış olduk orada. Ve bir zincir çekip diğer ucuna bunu sabitleyelim. Ve 3 zincir çekip normal modelin üstüne 3 tane trabzanımızı yapıyoruz tekrar. Bir zincir çekip bütün modellerin üstüne 3 tane trabzanımızı her bir ilmeğine yaparak gidiyoruz. Dediğim gibi her renk 2 sıra olacak. Hem bir model bir düz yer. Bakın. Şu şekilde bu kolumuz artarak gitmiş olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Şimdi siz bunu istediğiniz yerde, modeli anladık zaten değil mi arkadaşlar? Bunu istediğiniz yerde şu koldan göstereceğim. Biraz daha gevşek örerseniz daha güzel olacak kolunuz. Bir şu noktada, bir şu noktada, bir şu noktada. Şu genişlik size kalmış bir şey. İster 3 noktada, ister 4 noktada bu artırma işlemini yapabilirsiniz. Şimdi sona geldikten sonra da şimdi kolun ucunu diğer kolumuzda göstereceğim. Kolunuzu istediğiniz boyuta ulaştırdıktan sonra arkadaşlar bir diğer şöyle uçtaki detaya geçiyoruz. Fırfırlı olan yere istediğiniz yere kadar artırarak uzatabilirsiniz. Bunu da herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz artık. Şimdi kol ucundaki detay şuradan bir sabitleyelim yine ipimizi. 3 zincir çektik. İlmek aldık ve bu trabzanların her bir tepesine ikişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Volanlı olsun diye her bir tepesine boşluklar da dahil, şu aradaki boşluklar da dahil, her bir tepesine 2 tane trabzan yapıyoruz. Bütün çevresine. Yani her bir boşluğuna trabzan yapıyoruz. Her bir boşluğa ikişer tane. Sona kadar gelelim şimdi. Sona kadar geldik, birleştirdik. 3 tane zincir, pardon, 5 tane zincir çekip ilmeğimizi aldık ve bir boşluk bırakıp diğerine.
Bir zincir çekiyoruz, bir boşluk bırakıyoruz, diğerine trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, bir boşluk bırakıp diğerine. Bu şekilde bütün etrafına kafes geçiyoruz. Bir boşluk bırakarak tüm etrafına kafes geçiyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu ilk sıramızı geçtik. Hemen bu 5 tane zincir çekmiştik tam orta yerinden. İpimizi buraya sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çekip bu sefer yaptığımız her bir kafesin tam tepesine şu şekilde birer zincir çekerek aralarda tekrar ikinci kafesimizi oluşturuyoruz. Tekrar buraya gelip bir sıra da aynısından yani 1 2 3 sıra kafes olacak şekilde yapalım arkadaş. Tekrar birleştirdik ikinci sırayı 5 zincir çekip her bir kafesin üstüne yaparak 3. sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Sonra ucuna da kirpik yapacağız. Hemen onu da göstereceğim. 3. sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Bunu da sabitleyip bu ipimizi artık kestik. Ve bakın volanlı oldu. Çok güzel oldu. İpimizi yine kaybedeceğiz. Yine herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. Ucuna da kahverengi ipten kirpik yapmayı göstereceğim. Yine her bir tepesine başlangıçta 4 zincir çektim ve hemen ucuna ilmeksiz battım zincirin tam ortasına. Aralarda bir zincir çekerek her bir tepesine bir trabzan yapıp 3 zincir çekip şu boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir zincir aralarda ilmek aldık. Trabzanın tam tepesine 1 2 3 zincir çekip şu boşluğa ilmeksiz batıp çektik ve bir kirpik oluşturduk. İster aralarına zincir çekin, ister çekmeyin. Şu aralarda çekmeye de bilirsiniz zinciri. Zincir çekmeyelim. Çok dağıtmasın modelimiz kendini. 3 zincir çekip bakın şu şekilde. İlmek aldık. 1 2 3 İlmek aldık. Diğer tepesine trabzan yaptık. 3 zincir çekip hemen şu boşluğa ilmeksiz battık. Evet. Kenar kirpiğimiz de bu şekilde. Bluzumuzun tamamı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ve yaka kısmında da şu diğer bluzda göstereceğim. Ben birkaç tane bluz hazırladığım için sizlere gösterirken video için hazırlamıştım arkadaşlar. 3 numara tığımıza geçeceğiz. 3 numara tığımızda bütün çevresine hangi renk isterseniz ben turuncu yapmıştım tabii ki. Turuncu renkten her bir trabzanın tepesine trabzan yapacağız o kadar. Ucuna da şuradaki yaptığımız gibi bir kirpik falan yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şu köşeyi göstermek istiyorum. Yani yakanın şu köşe kısmını göstereyim. Diğer köşeleri kendiniz yaparsınız.
Burada mesela şuradan herhangi bir yerden başladık. Her bir trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz. Biraz sık örerseniz bu yaka biraz toplanmış olur. İsterseniz gevşek de bırakabilirsiniz. 3 numaraya geçtim. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada şurası köşe değil mi? İlmeğimizi aldık. 2 tanesini çektik. İlmek aldık. Tam ortaya battık. 2 tanesini çektik. İlmek aldık. Şuraya battık boşluğa. Ve bunu hepsini bir çektik. Burada bir şöyle yuvarlaklık oluşturduk. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde bu köşelerde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde üçlü toplayabilirsiniz. Bütün etrafını her bir ilmeğin üstüne trabzan yaparak yakayı da oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim tekrar. Bluzumuz bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. İki videodan oluştu arkadaşlar, uzun olduğu için bu ikinci videomuzdu. Diğer videomuzu da seyredip bu da ikinci videomuz. Umarım güzel beğenirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir kusurum bir hatam olduysa da affola. Yorumlarınız çok değerli benim için. Yorumlarınızda takıldığınız yerlerde her zaman sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.